Anadolu dini anlayışı ve kültürünün oluşumu ile etkili olan manevi önderlerden biri değildir diyor. Hangisi Anadolu'da gelişmemiş? Caferi Sadık Doğu bölgesinde, Sarı Saltuk, İmami Şafii yine Doğu bölgesinde, Hacı Bayram ve yine Ankara'da ama İmam Hanbeli daha çok Afrika bölgesinde veya Arap Yarımadası'nda bulunur. Bu yüzden de cevap D seçeneğidir. Tasavvufla ilgili husus vurgulanmaktadır diyor. Türkler 10. asırdan itibaren kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeye başlamış. Bu bölgelerde İslam dini hızla yayılmıştır. Zaman içerisinde Türkler birçok ünlü şair, düşünür, sanatçı ve mutasavvıf yani tasavvufla uğraşan bazı tasavvuf yorumla uğraşan yetiştirmiştir. Bazı tasavvuf yorumcular da kültürümüze etkili olmuştur. Toplumu derinden etkilemiştir. Bunlar Yesevilik, Kadirilik, Nakşibendilik, Mevlilik, Alevilik, Bektaşilik gibi düşünceleri ön plana çıkarmıştır. Hangisi çıkarılabilir? Zaten A seçeneği. Türklerin İslam'ın giriş süreci hızlanıyor. Bu mezhepler aslında mezhepler değil de bu düşünce tasavvufi düşünce olarak geçer. Hatta özellikle Bektaşilikte Türklerin çok fazla etkisi var ve Türkler Bektaşi tarikatına gire 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 İslam'a girmesi çoğalıyor. Bu şekilde Türkler İslam'ı benimsiyor. O yüzden cevap A seçeneğidir. Buna göre hangisi söylenemez? Hoca Ahmet Yesevi bir tasavvuf adamı, bir İslam tebliğcisidir. Türkler arasında İslam'ın yayılmasına çaba harcamıştır. Hikmet adı verilen şiirleri vardır. İslam'ı anlatmıştır. Dini konularda da anlatmıştır. Asıl adı Divan Hikmet'tir. Kitabın adı Hoca Ahmet Yesevi. Düşünceleri sevenleri öğrencileri aracılığıyla Türklerin yaşadığı bölge üzerinde birçok ülkede yayılmıştır. Buna göre hangisi söylenemez? Etkili temsilcisi vardır. Evet. Türklere özgü bir dini oluşum alanıdır. Hayır, Türklere özgü bir dini oluşum alanı değildir. Türklerden çıkmıştır. Bundan bahsediyor. Tasavvuflar dar çerçeve bir uğraş değildir. Evet, evrenseldir. Nesilden nesile gelmiştir. Günümüze kadar gelmiştir. Kültür ve edebiyatı beslemiştir. Evet, şiir geleneği vardır. Ama Türklere özgü değil. Sadece Türklerden değildir. Türklerin yaşadığı bölge olmak üzere tüm dünyaya yayılmıştır. O yüzden cevap B seçeneğidir. Anadolu'da baktığımızda yanımızda Hacı Bektaşi Veli, öbür yanımızda Hacı Bayramı Veli. Şöyle çizelim. Hacı Bektaş'ı veriyor. Öbür yanımız Hacı Bayram Veli. Yunus Emre'nin hoşgörüsü. Maturidi'nin düşünceleri sarar her yanımızı. Anadolu değerlerimiz olmadığı düşünmek zordur. Anadolu'yu Anadolu yapan bu isimlerdir. Bunlar neyden bahsediyor? Kültürümüzü, değerlerimizi oluşturan şahsiyetlerden, ortak değerlerimizden bahsediyor. Bu şahsiyetlerin öneminden bahsediyor. Cevap A seçeneğidir. Parçadan hareketle Anadolu'nun İslam ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde daha çok etkili olmuştur? Bakalım hangisi daha çok etkilidir? Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasında en büyük katkı Anadolu'yu karış karış gezen İslam büyükleridir. Bunlardan Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaş'ın, Hacı Bayram Veli'nin, Ahmet Yesevi'nin katkısı çoktur. Halk kitlelerinin edebiyatla birlikte çok katkı var. Da bulunmuştur. Bu dini anlayışta katkıda bulunmasının temeli hoşgörüdür. Ne diyor Mevlana? Ne olursan ol yine de gel diyor, değil mi? O yüzden herkese hoşgörülü ve müsamaha göstermiştir. Ahilik teşkilatında hangisi vurgu yapılmıştır? Ahilerin faaliyeti Ahmet Yesevi'nin Anadolu'yu Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için gönderdiği Horasan erenlerindekinden hiçbir farklı yoktu. Ahi Evran'ın kurmuş olduğu bu teşkilatı yetiştiren Türk ordularını evvel henüz fethedilmemiş, toprakların gönülleri fethetmiş, buradaki Türklerin adaletli, dürüst anlayışlarını hasletini duyurmuşlardır. Bu teşkilat ruhen birbirine kenetlenmiş ve büyük bir
birliğe hazırlamıştır. Bu yüzden hem ahlaki hem de ticari yönden ilerlemişlerdir. Hem de böylece dini yönden de ilerlemişlerdir. Türk orduları girdikleri yerlerde sevinçle karşılanmış ahlaklı topluluk olarak tanındıkları için halktan da tepki ve nefret görmemişlerdir. Hangisi vurgu yapılmıştır? İslam'ın farklı bölgelerde yayılmasına neden olmuştur. Çünkü başka topluluklara sevinçle karşılanması başka toplulukların da İslam'ı merak edip araştırmasına sebep olmuştur. Bu yüzden cevap C seçeneği. İslam dünyasında yetişen en büyük kelam alimlerinden biridir. İslam inancı esasları Kur'an ve sünnet doğrusunu akli delilleri temellendirmiştir. Onun görüşleri çerçevesinde itikadi bir mezhep kurulmuş ve ülkemizin insanları çoğunluğu tarafından mezhep benimsenmiştir. Ülkemizde mezhep benimsenen itikadi yönde olan Kur'an ve sünnet alanında hatta akıllı delilleri ön planda tutan mezhep Maturidi'dir. Unutmayın. Ceyhan. D'ye gidip cırtlamayın itikadi diyor. Ankara'da doğmuş. 1430 yılında Ankara'da vefat etmiş. Somuncu babanın öğrencisi İslami ilimleri tahsil etmiş ve Ankara'da kurduğu dergahı İslami bir tasavvufi bir yorum ortaya atmıştır. Bu kimdir? İmamı Hacı Bektaşi, Hacı Bayramı Veli'dir. Ankara'da da neyi vardır? Türbesi hala vardır. Camisi de hemen yanındadır. Buna göre önemli şahsiyetlerden biri değildir diyor. Bunlar kimlerden bahsetmiş? Mutasavvıflardan bahsetmiş. Mutasavvıflar tasavvufla uğraşan. Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi mutasavvıfken Muhittin Arabi filozoftur. İslam filozofudur. O yüzden cevap E seçeneğidir. Hangisi söylenemez Anadolu'nun İslamlaştırmasında diyor. Anadolu'nun İslamlaştırılığı ile ilgili bir metin vermiş. Ahilik teşkilatı İslamlaştırmıştır. Genç erkekler ahlakla ilgili, ticaretle ilgili İslam'ı yaymışlardır. Bir gruptur bu. Fütüvet çalışmaları zaten ahilik teşkilatın yazıya geçirmiş halidir. Bu da aynı şekilde. Sınır boylarında kurulan ribatlar, karakollar zamanla kervansaraylar olmuştur. Bu da çoğu insanı tarafından yayılmasına neden olmuştur. Tasavvuf erbabı, mutasavvıflar Yunus Emre Mevlana gibi onlar sayesinde yayılmıştır. Bölge halkının eski kültür inancı tam tersi yayılmakla alakası yoktur. O yüzden cevap E seçeneğidir. İslam alimi kimdir diyor. Bakalım kimmiş. Balkanlarda Osmanlılar tarafından fethedilmesi önce Balkanlar ve civarındaki bölgelere seyahat ederek insanlara İslam'ı tebliğ eden ve bölgedeki İslam'ı sevdiren kişidir. Onun bu faaliyetleri Osmanlı'nın Balkanları fethettiğinde haklı bir direniş görmemiştir. Onun sayesinde demek ki Balkanların gönlü kazanılmış. Kimdir bu? Sarı Saltuk'tur. Balkanlara sarı olduğunu düşünülerek yorum yapabilirsiniz. Kodlayabilirsiniz. Cevap Enis Hoca'nın E'si. Evet, İslam mutasavvıfı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Piri Türkistanlı lakabıyla anılmıştır. Divan-ı Hikmet kitabıdır. Bunu deyince zaten aklınıza gelmesi lazım. İslam'ın yayılmasında önemli etkisi vardır. Ve tasavvufi ekolün temsilcisidir. Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi'dir. Hikmet kurallarını almıştır. Ahlak kitabıdır. O yüzden cevap Enis Hoca'nın E'sidir.